Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Bu videoda da sizlere matruş meyvesi nasıl toplanır onu göstermek istiyorum. Bir tane amca bana geçen yıl sormuştu, işte Alanya'dan, Demirtaş'tan bahçe aldım. Bahçemde bu meyveler var, nasıl toplayacağım diye sormuştu. Oradan aklımda kaldı, bu videoyu o şekilde çekmek istedim. Siz de Akdeniz sahiline gelirsiniz, bir tanınızın bahçesinden ya da aldığınız bahçede bu meyvelerden olur, nasıl toplayacağım diye merak edersiniz. Bilmeden şöyle bir ellerseniz, üzerinde şurada değerli arkadaşlar birçok dikenler var. Bu dikenler batar, hani sonra da görürsünüz bunu nasıl topluyorlar acaba diye. Alamadığınız yerlere bir sopanın ucuna teneke kutu takılaraktan toplanıyor. Yakın yerleri değerli arkadaşlar, dediğim gibi üzerinde çok fazla diken olduğu için şu şekilde kalın bir tane karton kağıtla topluyorum değerli arkadaşlar. O şekilde topluyoruz. Ya da bir kağıdı birkaç katlayaraktan da toplayabilirsiniz. Yani toplayacağınız aparat şöyle kalın olmalı. Şu şekilde tutuyoruz değerli arkadaşlar, dikenlerin batmaması için. Ve hafif biraz şöyle hafif çeviriyoruz ve çok rahat bir şekilde topluyoruz. Kalın eldivenler giyerek de toplayabilirsiniz. Eldiven almazsanız böyle bir kağıt parçasıyla da toplayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şu şekilde asılmıyoruz yukarıya, dik bir şekilde. Yani ne kadar asılırsam asılayım gelmiyor zaten ya da çok zor gelir. Ama dediğim gibi şöyle değerli arkadaşlar, şöyle bakın, hafif çevirdiğim zaman çok kolay kopuyor. Şöyle değerli arkadaşlar, hafif çevireceğim, bakın, ve çok kolay geliyor elime. Ama dik bir şekilde asılırsam şöyle bakın asılıyorum, gövde sallanıyor, bakın gövdesi sallanıyor ama kopmuyor. Şöyle çeviriyorum ve hemen kopuyor. Bir de koparacağınız meyvenin kıvamı da önemli. Kızarmış olanları, pembe olanları koparmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Şu yeşiller daha henüz olgunlaşmamış. Şöyle göstereyim. Kızarmış olanları ve pembe olanları koparacağız. Onları toplayacağız değerli arkadaşlar. Tabii hem aynı anda video çekip biraz zor oluyor. Şöyle. Şunlar pembeleşmiş değerli arkadaşlar. Ve toplama saati de çok önemli. Sabahın erken saatlerinde toplamanız gerekiyor. Bunun dikenleri insana batabiliyor değerli arkadaşlar. Annemin kirpiğinin gözünün kenarındaki gözü koruyan tabakaya, kirpiğinin kenarına battı. Böyle küçük bir sivilce gibi oldu. Ve onu biz doktora aldırmak zorunda kaldık. Yani hiçbir şekilde geçmedi. Geçen de duydum, bir tane kişinin gözünün içine batıyor ve doktora gidiyor. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Sabahın erken saatlerinde toplamak gerekiyor. Sabahın erken saatlerinde toplamamızın sebebi gece çiğ yağıyor ve bu dikenleri yapıştırıyor. Gün ortasında havadaki nem azaldığı için ya da gittiği için ya da çok azaldığı için ya da rüzgar da olabiliyor, dikenlerin bize batmaması ya da çok çok az batmasını sağlamak için, yani en az zarara uğramak için sabahın erken saatlerinde topluyoruz değerli arkadaşlar. Vakit çok önemli. Ya da esintinin hiç olmadığı akşamüstü toplayabilirsiniz bu meyveleri. Kesinlikle gün ortasında bu meyveleri toplamıyoruz. Yani 2-3 tane diken batacaksa çok sayıda dikenler batıyor bize. Zaten ne kadar dikkat etsek de dikenler batıyor. Ama bunu en az seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Şöyle. Bazı insanlar da ne yerim ne toplarım diyenler de var. Ben çok sevdiğim bir meyve. Ne kadar dikenler batsa da ben topluyorum. Soyarken de batıyor. Bizim bir sözümüz var biliyorsunuz. Gülü seven dikenine katlanır diye. Tam bunun için söylenmiş sanki. Evet, bu meyveyi seviyorsanız dikenlerine, zahmetine katlanmanız gerekiyor değerli arkadaşlar.
Dediğim gibi ben sevdiğim için dikenlerine de katlanıyorum. Böyle. Ama birçok kişi de toplamıyor. Biri toplayıp önüne hazır koyarsa yiyor. Ama bazı birçok kişi sevdiği halde bu meyveyi toplamıyor değerli arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Avrupa ülkelerinde bu kansere faydalı diye biliniyor. Ve kanser için yiyorlar değerli arkadaşlar. Şu şekilde. Zaten bu mantrişler Afrika ülkelerinde değerli arkadaşlar ticari amaçla dikiliyor. Ticari amaçlı mantriş bahçeleri kuruluyor. Ya başka yerlerde başka isimler var. Videonun başında onu söylemeyi unuttum. Kıbrıs'ta Babutsa, diğer yerlerde dikenli incir, frenk inciri gibi birçok isimlendiriliyor bu meyveler. Kansere karşı da etkili olduğu söyleniyor. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle bunu da paylaşalım bu videoda. İşlemden Afrika ülkelerinde yetiştirilen mantrişler raf ömrü uzatmak için ilaçlı sudan geçirildiğinden dolayı değerli arkadaşlar üzerinde hiçbir diken olmuyor. Birçok kişi de bunu bilmiyor. Marketten alırken sanki diğer meyveler gibi dikensiz zannediyor. O şekilde gördüğü için her zaman dikensiz zannediyor ama bunlar dikenli değerli arkadaşlar. Zaten soymadan önce de yıkamanız gerekiyor. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.